Telkin nasıl dinlenir? Subliminal telkinler, günümüzde uygulama kolaylığı, pratikliği, ucuzluğu ve kolay ulaşılabilirliği gibi nedenlerle gittikçe daha çok kişinin dinlediği bir sistem olma yolunda ilerlemektedir. Hiç dinlemeyenler merak edip en az bir kere denerken, daha önce dinleyenler ise artık birçok konuda MP3 telkin dinlemektedirler. Ancak bu kadar kolay olmasına rağmen yine de bazı aksaklıklar yaşanmaktadır. Çünkü telkini dinlerken dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Sıklıkla hata edilen konulardan biri, özellikle tavsiye edilen dinlenme saatleridir. Uzmanlar gece yatmadan önceki saat ile yataktan yeni kalktığımız saatlerde dinlemenin daha uygun olduğunu düşünmektedirler. Çünkü tam da o saatlerde bedensel olarak gevşemiş, rahatlamış ve bir tür meditasyon ortamına geçmiş olmaktayız. Meditatif haldeyken beynimiz daha alıcı hale gelmekte. Ancak günümüzde bazı programlarla alfa frekans sesler oluşturulabilmekte ve bu frekans seslerle kişi bir kulaklık vasıtasıyla günün herhangi bir saatinde de bilinçli olarak meditatif hale sokulabilmektedir. Bu tarz bir müzikle telkin dinlendiğinde kesinlikle araba kullanmak gibi çok dikkat gerektiren işler yapılmamalıdır. Çünkü bu frekans sesler kişiyi rahatlattığından kişi meditatif hale geçmekte ve uykusu gelmektedir. Frekans sesler kullanılmadan herhangi bir müzikle hazırlanan subliminallerde alfa etkisi olmayacağından gece yatarken ve sabah yataktan kalkma anında dinlemeye bilhassa dikkat edilmelidir. Subliminal telkinler günde en az bir kere olmak koşuluyla toplamda 21 gün aralıksız dinlenmelidir. Bir gün bile ara verilirse 21 günlük dinleme süresine tekrar başlanmalıdır. Çünkü beynimizin bir düşünceyi alışkanlık olarak kaydedebilmesi için aralıksız tam 21 gün geçmesi gerekmektedir. Telkin dinlemenin en zor kısmı bu noktada kendini göstermektedir. Kişiler çeşitli nedenlerle 21 gün devam edememekte ve bu sebeple çalışmayı yarım bırakmaktadır. Subliminallerin etkisi kişiden kişiye değişmekle beraber bazen ilk 21 günde, bazen de en geç 3 ay içerisinde etkisini göstermektedir. Sizdeki etkiniz ne olursa olsun mutlaka 3 aylık bir çalışma yapılmalıdır. İlk 21 gün dinledikten sonra bir hafta ara verilmelidir. Sonra ikinci 21 gün dinlenmeli ve tekrar bir hafta ara vererek 3. 21 günde yapılmalıdır. Bu 3 aylık çalışmanın sonunda eğer telkinin hızı sizde yavaşsa bu sürenin sonunda artık hissedilir etkilerini göreceksiniz. Eğer telkinin sizdeki etki hızı daha yüksekse o zaman da bu sürenin sonunda olumlamalar daha fazla kalıcı olacaktır. Telkinler gün içinde rahatlıkla birden fazla dinlenebilir. Şöyle ki 1 saatlik spor ile 15 dakikalık bir spor nasıl aynı etki yaratmayacaksa aynı şekilde birden fazla dinlenen subliminallerde tabii ki daha fazla etki edecektir. Eğer birden fazla konuda telkininiz varsa bu telkinleri bir liste yapıp sırayla dinleyebilirsiniz. Genellikle gelen soru en fazla kaç tane birden dinleyebilirim? Bu konuda iyi haber beynin bir kapasite sınırı bulunmamaktadır. Eğer biz mümkün olsaydı ve 100 tane telkin dinleyebilseydik yine de işe yarayacak. Çünkü beynin kapasitesi muhteşem derecede sınırsızdır. Burada dinleme sınırını belirleyen tek unsur var, o da sizsiniz. Tecrübeler gösteriyor ki bazıları aynı anda arka arkaya 10 telkin dinleyebilirken bazıları ise ya 1 ya da 2 tane subliminal dinleyebilmektedir. Aradaki fark sizden kaynaklanmaktadır. Kimi çabuk sıkılmakta veya buna yeteri kadar zaman ayıramamaktadır. Bazıları ise bunu yaşamın bir parçası gibi görüp günün her saatini, her anını değerlendirmektedir. Telkin dinlerken bu sisteme özellikle inanmanıza gerek yoktur. Mesela siz tonlarca ağırlığında bir uçağın uçabileceğine inanmasanız da bindiğiniz anda o sizi gideceğiniz yere götürecektir. Aynı şekilde siz telkinlere inanmasanız da eğer söylendiği gibi düzenli ve 21 gün dinlerseniz işe yarayacaktır. Telkinleri dinlerken müziğin sesini çok açmanıza gerek yok. Sadece duyabileceğiniz kadar açmanız kafi. Bu nedenle her ortamda rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Dışarıdaki ortam seslerini de rahatlıkla duyabileceğiniz için böylece işlerinizi aksatmanıza gerek yok.